Günaydın. Daha yeni uyandım. Bugün ev vlogu çekeceğiz. Ondan önce hazırlanmam, dışarı çıkmam ve evde birkaç süs eşyalar almam gerekiyor. Sipariş vermedim Trendyol'dan. Aslında versem daha mantıklıydı ama Nazilli'de bulabileceğimi düşünüyorum. Eğer bulamazsam yine sipariş veremem abi. Kargoyu kim alacak ben dersteyken? Bugün dışarı çıkacağız. O yüzden hazırlanıyoruz. Biliyorsunuz ki Aydın Nazilli vlog çok ilgi gördü. İlk vlogumdu. Şimdi ikinci vlogumu çekeceğim. Nazilli nasıl bir yer? Nasıl bir yerdi? Hoşunuza gitti mi o vlog? Yorumlar çok güzel geldi. O videodan sonra bana atılan mesajlar da çok güzel geldi. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Bir sene sonra harekete geçtim. Bir sene boyunca ölü bir balıktım arkadaşlar. Ne yapacağımı, nasıl ilerleyeceğimi bilmiyordum. Allığımı göz çevreme de sürüyorum. Yanaklarımı da sürüyorum. Böylelikle daha doğal bir görünüm sağlıyor. Şimdi diyeceksiniz ki ya Şema ev vlogu çekecektin, niye hazırlanıyorsun? Arkadaşlar hazırlanacağım. Çarşıya ineceğim. Orada da birkaç bir yer gösteririm. Alışveriş yapabileceğiniz yerleri size göstereceğim. Ondan sonra da ev vlogu yapacağız. Alacağımız yeni şeyleri koyacağız. Şey yapacağız. İnşallah istediğim gibi geçer. Birazcık kampüsten bahsedeceğim. İsa Beyli'den, hocalarından, insanlarından. Arkadaşlar Aydın'ın insanını ben çok sevdim. Aşırı relaxlar. Mesela Ankara'da bir koşturma içindesin. İşin yoksa bile koşturuyorsun. Stres altındasın. Ama Aydın'daki insanlar aşırı relax davranıyorlar. Ben buna çok şaşırmıştım. Mesela pazar günleri açık bir yer bulamazsınız. Adamlar çalışmıyor. Ailelerine kendilerine vakit geçiriyorlar. O yüzden pazar günü dışarı çıkıp da bir şeyler alırım diye düşünmeyin. Bunu neden diyorum? Hani normalde herkes zaten pazar günü çalışmayıp ailesiyle vakit geçirir değil mi? Ama Ankara'da öyle değildi işte. Ankara'da pazar günü her yer açık olurdu. Özellikle cumartesi pazar günleri. Burada çok relax yani her şey. Adamlar kendilerine bakıyorlar. Zeytinyağıyla besleniyorlar burada. Zeytinyağıyla. O yüzden yudum yağ bulmak, yani kullandığınız bir yağı bulmak aslında çok zorlaşıyor. Hocaları çok iyi arkadaş. Ben çok sevdim. Yani hepsine, muhasebe hocasından tutun, ekonomi hocasına kadar. Ya bütün hocalar çok iyi. Çok iyi ilgileniyorlar. Ve ders formatı KPSS konuları ağırlıklı olduğu için bilmiyorum. Hani her şeyi öğretiyorlar bize. Bütün kapsamı alıyorlar. Her şey iç içe orada. Eyeliner'ım eksik olduğu için eyeliner çekmeyeceğim. O yüzden siyah bir farla devam edeceğim. Yani o şekilde ben ilk geldiğimde ya acaba yatay geçiş yapsam, başka bir yere gitsem mi diye düşündüm. Bir senem bitti, ikinci seneme girdim. Şu an bir hafta boyunca ders işledik arkadaşlar. O bir hafta sonra aldığım karar şu: ya ben bu Nazilli'den mezun olmak istiyorum. Ya böyleydim. Onun haricinde arkadaşlar şey yok. Çok fazla böyle etkinlik yok. Hani bu ne? Bunu dağıtmam lazım. Nerede kalmıştım? Çok fazla şey yok. Etkinlik alanı yok. Hani ODTÜ'deki gibi ya ben tiyatro görmek istiyorum, tiyatroda oynamak istiyorum ya da müzik eğitimi almak istiyorum, şöyle yapmak istiyorum. Bunlar yok aslında. Dersle alakalı eğitimleriniz var. Hani nasıl diyeyim? İktisat, ekonomi. Bu tarz hocaların düzenlediği farklı etkinlikler. Etkinlikler de denmez aslında. Ne denir bilmiyorum ama siz beni anladınız. Dersle alakalı 3-4 şey var. Onun haricinde voleybol ve basketbol takımları var. Onlara katılmak istersiniz. Ben şey diye duymuştum. Ücretsiz spor salonu varmış okulun. Öyle duymuştum ama yokmuş. Onun haricinde burada gene spor salonu var. Önceki vlogumda göstermiştim. Spor salonu var. Oraya gidebilirsiniz. Ben evde yapmaya karar verdim sporu ama
Çikolatayı bırakayım, evde spor yapacağım gerçekten. Buradaki evleri alırken çok dikkat etmenizi öneriyorum. Duvarlar çok ince oluyor. Ve doğalgazlı ev bulmak gerçekten çok zor. Evler klimalı olarak çalışıyor. Üşüyor musunuz? Evet, gerçekten üşüyorsunuz. Kat kat giyinip yattığımı biliyorum ben. Şu an yine Ekim'in başında olduğumuz için sıcak. Yani zaten Eylül, Ekim çok sıcak geçiyor arkadaşlar. Klima sadece o bulunduğu odayı ısıtıyor. O yüzden yerinizde olsam elektrikli soba alırım. Odam ancak elektrikli sobayla ısınıyordu. Gece yatarken kapatıyordum. Hani kaza falan çıkmasın diye. Fakat çok zordu ya. Hala aklıma geldikçe kemiklerim titriyor. Vize, final, bütten oluşuyor. Ayrıca hocalar yaz okulu açabiliyorlar. Yine %40, %70 şeklinde ayrılıyor puanları. O dersi anlamamız için çok ilgileniyorlar. Hani ben anlatayım, geçeyim yok. Sürekli her hoca sorar zaten. Anlamadığınız bir yer varsa söyleyin. Ben onu size anlatayım diye. Okulda çok mutluyum. Bazı hocalar var. Bir tane hoca var. O hocadan çok çektik hepimiz. Ya bütün sınıf kalmıştı. Ve dedi ki bize dua edeceksin. Dedik nasıl bir dua edelim? Sadece 9 kişi geçmiş. Nasıl dua edelim? 60 kişilik sınıftan 9 kişi geçmiş. Yani ne yapalım? O dersi veremeyen o dersin ikisini de veremiyor. Üstten bir ders var mesela. O dersi bağlamış. O dersi de veremiyor. Çoğu kişinin dua etmediğine eminim. Bu tarz hocalar da karşınıza çıkıyor. Siz hocalara karşı saygınızı korursanız hocalar da size karşı olan saygısını korur ve o şekilde öğrenci hoca ilişkisiyle devam edersiniz. Ama eğer ters bir şey söylersiniz, hocanın gözüne batarsanız ya da saçma sapan şeyler yaparsanız derse tabii ki de o hoca size bırakmak için uğraşır. Uğraşmaz, hatta uğraşmasına gerek yok. Siz kendi kendinizi bırakmış oluyorsunuz. Yani o dersi eliyorsunuz kafadan. Hoca bana garezi var diyorsunuz. Ve diyorsunuz ki bu dersten geçemeyeceğim ben zaten. Niye çalışayım diyorsunuz. Hem çalışmıyorsunuz, dersten kalıyorsunuz. Ya da o sınavdan iyi yapsanız da devamsızlığınız yetmediği için. Çünkü devamsızlığı zorunluluğu var arkadaşlar. Devamsızlıktan kalıyorsunuz. Bu arada yeni gelenler için ben kendimi henüz tanıtmadım. Ya alışık değilim YouTube videoları çekmeye. O yüzden kusura bakmayın. Ben Şeyma Nur. Mali 2. sınıf öğrencisiyim. Hiç alttan dersim yok ve 3.34 ortalamayla 1. sınıfı bitirdim. İnşallah başarılarımın devamını getiririm. Bu şekilde ilerlerim ve bu şekilde ilerlersem çok güzel yerlere gelebileceğimi düşünüyorum ben. İnşallah kızım başarılı olmasını istiyorum ben. Hatta Twitch'te yayınlar açacağım arkadaşlar. Pazartesi günden itibaren başlarım. Sürekli söylüyorsunuz artık ne zaman yayınlara başlayacaksın. Abla Payvem yayınları aç. Abla şunu yap, abla bunu yap. Ablacığım kendime vaktim olmuyor benim. İnanın kendime hiç vaktim olmadı benim geçen sene. Çünkü nerede ne yapacağımı bilmiyordum yani. Bilmiyordum. Nerede ne yapacağımı bilmiyordum. Ama halledeceğiz. Şu an şu saçlarıma bayıldım. Mükemmeliz. Ha bu arada bir arkadaşımız şey demiş. İşte ben erkek KYK yurdu bulabilir miyim oralarda diye. Arkadaşlar erkek KYK yurdu sanırım Nazilli merkezde. Makyajımızı hallettik arkadaşlar. Şimdi bir şeyler giyinip çıkalım artık, yeter. Evet, şimdi kombin yapacağız ve bu kombin çok basit bir kombin. Düz bir kargo pantolon ve gene düz bir beyaz tişört. Altına da beyaz ayakkabı giymeyi düşünüyorum. Giyinip hemen geliyorum. Ya Şeyma, sen neden camın önündeki ışıktan faydalanmıyorsun da pencereyi arkana alıyorsun diyenler için şöyle göstereceğim. Arkadaşlar şu duvara led almayı düşünüyorum. Ledlerle bir şey süsleyeceğim. Çünkü karşısında benim bilgisayarım var ve kamera bu açıyı görüyor. Hazırlandık zaten, çıkıyoruz. Bu arada önceki vlogdan anlaşılacağı üzere cildim bayağı düzelmiş değil mi? Yoruma da yazarsınız. Şeyma yüzünü nasıl bu hale getirdin bize de söyledi. Söylerim. Neden söylemeyeyim ki? Söyleriz.
Allah'ım arkadaşlar, öncelikle yan komşumun Allah belasını versin. Kapılı köyden çıkmış gibi. Ya ben böyle saçmalık görmedim ya. Kapıyı vuruyor böyle giriş kapısına. Bütün bina. Burada bir şey anlatıyorum. Bütün bina yerinden oynuyor, anladınız mı? Oturduğunuz yer sallanıyor. Burası da İsa Beyli pazarı olarak geçiyor ama asla burada pazar görmedim. Genellikle sünnet yapıyorlar, meyve takıtıyorlar. Ama pazar hiçbir zaman olmadı burada. Merhaba arkadaşlar. Toplum içinde konuşamadığım için böyle bir şey yapmaya karar verdim. Çikolatalı ekmek beni doyurmadığı için Şanlı Kebap restoranına geldim. Gelebileceğiniz en güzel yer diyebilirim. Yeraltı çarşısına gideceğim. Orada bulabilirmişim. Bir bakalım bakalım. Bir şey bulamadım. Işıklı ne soruyorum, 700 lira diyor. Ben Eskişehir'de 170 liraya almıştım. Evet arkadaşlar, saat şu an 7.15. Ya bir saat öncesine kadar da her yer kapalıydı. Zaten sıra bekledim gratis'te. Sadece rimel ve eyeliner alabildim. Rimler yok. Işıklı tripod da bulamadım. Hiçbir yerde yok, bulamadım yani. Sipariş vereceğiz, artık yapacak bir şey yok. Gidelim bakalım. Sonunda otobüsten indim, eve gidiyorum. Evet, eve geldim. Hazırsanız o da vlogu gelsin. Burası benim setup'ım. Burada perde var. Burası yatağım. Burası dolabım. Şöyle de bir aynalığımız var. Çalışma masasını ben buraya koydum. Çünkü zaten yayın açarak da çalışacağım için burada çalışmaya karar verdim. Bunun alt kısmında çantalarımı koyuyorum da. Oturma odası. Klima burada ve bu tarafta buzdolabı var. Buzdolabı. Normalde buraya çamaşır makinesini koyuyorlar ama biz bulaşık makinesi de getirdik. Bulaşık makinesini koyduk. Buraya da çamaşır makinesini koyduk. Babam her şeyi halletti zaten. Zaten önceki videoda görmüşsünüzdür ilk halini. Burada kitaplıklar var. Burada da çöp koyuyorum ben. Kitaplıklar var mı? Pardon. Şöyle küçük bir tuvaletimiz var. Burada banyoluk. Bu şekilde. Temizlik şeylerini buraya koyuyor. Annemle babam kalıyor. İki kişilik bir yatak değil. Bir buçuk kişilik bir yatak aslında ama iki kişilik yatak çok zor sardı herhalde. Burada dolapları var. Üstü dolu zaten. Burada benim terlikler. Burada ıvır zıvırlar var gene. Bu da bu şekilde. Küçük minnoş bir ev. Geniş değil. Tam tersi, çok küçük ve duvarları çok ince. Aşırı ince duvarları var. İnsanların birbirlerine olan bağırışlarını geçin. Birbirleriyle olan konuşmalarını rahat bir şekilde duyabiliyorsunuz. Hele bu konuşanlar erkekse aşırı rahat duyuyorsunuz. O şekilde süs eşyalarını, yani led, renkli ledler falan henüz alamadım. Bunun siparişini vereceğim. Hani merak ettikleriniz olursa sormakta lütfen çekinmeyin. Yorumlar kısmına yazın. Ev turu dediğim gibi çok ağım şahım bir eve sahip değilim. İlk videoda da anlattığım gibi. 2+1 öğrenci evi. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Etkileşim mutlaka bırakın. Beni Instagram hesabından takip edebilirsiniz. Şuraya bırakıyorum. Oradan takip edebilirsiniz beni. Yorumlarıma gelmek isterseniz, yayında sormak istediğiniz ya da söylemek istediğiniz şeyler varsa gene buraya Twitch adresimi bırakıyorum. Bu arada Nazlı'yı size gösterecektim ama gösteremedim. Bunun için üzgünüm. Çünkü kamerayı böyle çıkartıp gezemiyorum. Hani bunu aşmam gerekiyor. Çünkü vlog çekeceksin. Şeyma, kendine gel. Fakat bunu yapamadım. Hani o yüzden çok bir yer gösteremedim size. Gene gezilip görülecek bir yerler varsa bunun araştırmasını yapacağım mutlaka. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın. Mutlu kalın. Hoşça kalın. Bye bye.